Yıl 1939. Almanya'nın muazzam güçlenmesi ve artık toprak genişletme hayallerinin devreye girmesiyle başlayan 2. Dünya Savaşı. Alman ordusunun Polonya sınırları içerisine hücum etmesiyle İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. Savaş ilanından kısa bir süre sonra Polonya teslim oldu. Almanya Polonya ile yetinmedi. Danimarka'ya, oradan da Norveç'e geçerek sınırlarını iyice büyütü. Ardından Benelux ülkeleri üzerinden koskoca Fransa'yı da 40 gün gibi kısa bir sürede ele geçirdiler. Ardından İngiltere'ye çıkmak istediler. Ancak beceremediler. Batıyı bitirmeden doğuya geçip Sovyetlere saldırdılar. Almanya Sovyetleri hafife alıp içlerine kadar ilerledi. Ancak Kızılay'ı direndi ve Almanya sert bir tokat attı. Bunun ardından savaşa katılan Amerika ile birlikte batıdan kapitalizm, doğudan komünizm geldi ve bam, Almanya ikiye bölündü. Savaşın bitişiyle dünyayı egemenliği altına alabilecek potansiyel iki büyük tehdit belirdi. Kapitalist Amerika ve Komünist Sovyetler Birliği. Batı bloğu komünizmin yükselişinden bir hayli tırsmıştı. Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'daki ülkeleri egemenliği altına alması beklenmedik bir şeydi. Bunun sonucunda Batı ülkeleri olası Sovyet tehditinden sıyrılmak için Amerika'ya yanlamaya başladı. Amerika'da komünizmin güç kazanması ve Sovyetlerin daha da güçlenmesini önlemek için 1949 yılında NATO'yu kurdu. Sovyet korkusunun başladığı ve gerçekten büyük bir tehdit altında kalan ülkelerden biri de Türkiye'ydi. Sovyetler Birliği'nin başında bulunan ve tarihin en büyük diktatörlerinden biri olan Joseph Stalin, Türkiye hakkındaki görüşleri çok tehlikeliydi. Bu tehlike 1936 yılında imzalanan Möntrö-Boğazlar Sözleşmesi ile başlayıp Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na tarafsız kalıp son güne kadar savaşa katılmamasıyla da daha da gerginleşmişti. Stalin Boğazlar dışında bir de Türkiye'nin Kuzeydoğu topraklarını kendilerine katmak istemişti. Bunun için İsmet İnönü'ye bu topraklar için ultimatom gönderdi. İsmet İnönü her ne kadar bu ultimatomu reddetse de Sovyetlere karşı çıkacak bir gücü olmadığından Batı ve özellikle ABD ile ilişkileri geliştirmeye başladı. Amerika ise Türkiye'nin savaşa son dakikaya kadar girmemesinden dolayı her ne kadar yalnız bırakmak istese de yalnız bırakılmış Türkiye'yi Kızılay'ı kapabilirdi. Bundan dolayı Türkiye'yi savunacaklarını söylediler. Sovyetler ve Türkiye gerilimi bir savaşa dönüşmeden Doğu'da Soğuk Savaş'ın en büyük haber biri geldi. Kore'de Amerika güdümlü Güney Kore ve Çin güdümlü Kuzey Kore arasında 3 yıl sürecek bir iç savaş başladı. O dönemin Türkiye hükümeti bu durumu lehine kullanarak ABD ile masaya oturdu. ABD ise Türkiye'nin Kore'ye asker çıkartma şartı ile NATO'ya katılabileceğini söyledi. Türkiye ise bunu kabul etti ve 1952 yılında NATO'ya katılarak hem kendini güvene almış oldu hem de Soğuk Savaş'ta çok kritik roller aldı. NATO'nun kuruluşu ve Türkiye'nin NATO'ya katılımını anlattığımıza göre NATO ve Türkiye ilişkilerini anlatalım. NATO her ne kadar Sovyetlere karşı kurulmuş olsa da NATO'nun asıl amacı şüphesiz ABD'yi korumaktır. Bunu Sovyetlerin yıkılışından sonra NATO'nun devam etmesinden ve ABD'nin girdiği savaşlarda NATO'yu aktif bir şekilde kullandığından anlayabilirsiniz. Türkiye ise NATO'da çok önemli bir rol oynamaktadır. Savaş coğrafyası olan Orta Doğu'nun bir parçası olduğundan NATO bu bölgede güç kazanmak için Türkiye'ye muhtaçtır. Fakat son 20 belki de 30 yıldır NATO ve özellikle ABD, Türkiye için koruyucu kuruluş değil, bir tehdit haline gelmiştir. Neden mi böyle diyorum? Bugün yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başrolü olan Rusya ile geçtiğimiz yıllarda çok büyük bir gerginlik yaşadı. Türkiye bir Rus uçağını düşürmüş ve iki ülke az kalsın savaş fitilini yakacaktı. NATO'nun bu duruma tepkisi aman savaşmayın kuzumdan ileri gitmemiştir. NATO'nun 5. maddesi açıkça söyler ki herhangi bir üye saldırıya uğrarsa bu saldırılar tüm üyelere yapılmış sayılır. NATO bu maddeyi iki yerde çiğnemiştir. Birincisi Rusya ile girdiğimiz bu kriz. Diğeri ise bölücü terör örgütlerinin fonlamasıyla. NATO'nun bugünkü işlevlerinden biri uluslararası barışın sağlanması ve terör uygulamalarını sonlandırmaktır. Ancak bugün Suriye'de güç kazanmış olan terör örgütlerinin en büyük foncusu da bu devletlerdir. Bunun üstüne bu terör örgütlerinin mensuplarını da ülkeye iade etmek yerine kendi ülkelerine siyasi sığınmacı olarak kabul etmesi Türkiye ile ilişkileri mahvediyor. Bunun örneklerinden bir tanesini yakın zamanda gördük. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya ile sınır komşusu olan Finlandiya ve İsveç kendilerini koruma altına almak istediğinden NATO'ya girmek için başvuru yapmıştır. Türkiye'nin NATO içerisinde veto hakkı bulunuyor ve NATO'da verilen herhangi bir kararda bir ülke bile kararı veto ederse eğer o karar işlenemiyor. Türkiye ise bu iki ülkenin terör örgütünü fonladığını ve PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirmediğinden dolayı bu kararı veto etti. Ardından bu ülkeler arasında sürekli bir müzakere devam etti. Müzakereler sonucunda bu ülkeler PKK'yı terör örgütü listelerine aldı.
getirdiklerini ve terör mensuplarının iadesinin yapılacağını kabul etti. Bunun üzerine Türkiye vetosunu kaldırdı. Türkiye ve NATO arasında birçok gerginlik baş göstermiştir. Ancak artık ben videomuzun konusuna dönmek istiyorum. Türkiye'nin NATO'dan çıkması doğru bir karar mı? Eğer çıkarsa neler olur? Şunu önceden söyleyip aradan çıkarmam gerekiyor. NATO temelinde bir askeri ittifak olduğundan bu ülkelerin önemleri daha çok askeri gücüne göre belirleniyor. Türkiye ise nükleer bombaları çıkardığımızda 31 üye arasında ABD'den sonra en güçlü ikinci ülke. Yani NATO'da askeri olarak oldukça sözümüz geçiyor. Türkiye'nin NATO'dan ayrıldığı bir senaryoda hem Türkiye için hem de NATO için sonuçlar oldukça ağır olacaktır. Öncelikle NATO gözünden bakarsak, Rusya'nın genişlemesine ve güçlenmesine engel olma amacıyla varlığını sürdüren bu örgüt, en güçlü ikinci üyesini kaybetmesinden sonra çok büyük bir darbe alacaktır. Hatta Türkiye'nin yeni ittifak arayışında kapısını çalacağı ilk ülke Rusya olacağından NATO çok ama çok büyük bir güç kaybedecektir. ABD'nin oyuncak gibi oynadığı Orta Doğu'ya erişimi çok büyük ölçüde kısıtlanacaktır. Bizzat Orta Doğu'ya sınırı olan üye ülkesinin kaybını çok derinden hissedecektir. Olası bir Türkiye-Rusya ittifakı sadece askeri olarak değil, ekonomik olarak da Batı tarafını çok büyük bir sıkıntıya düşürecek. Eğer ki Türkiye NATO'dan ayrılırsa ve Rusya ile ittifak kurarsa Avrupa'ya akan enerji kaynaklarını tamamen Doğu bloğu yönetmeye başlayacak. Türkiye Batı tarafında olduğundan dolayı enerji aktarımı konusunda Batı tarafının içi oldukça rahat. Ancak bu tür bir durumda Batı çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Bunu Rusya-Ukrayna savaşında gördük. Savaşın başlarında Rusya'ya çok büyük ambargolar yapıldı. Ancak askeri müdahale gerçekleştirilemedi. Ancak Putin Vana'yı kapattığı an tüm Avrupa bir bir ambargoları kaldırmaya başladı. Böyle bir durumda hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın eli Avrupa'ya karşı çok güçlenecektir. Türkiye sınırları içerisinde bulunan NATO üsleri kapatılacağından dolayı NATO'nun büyük güç kaybedeceğini söyledik. Ama dahası da var. NATO için belki de en önemli üst inciliktir. İncilikte bilinen 50'den fazla nükleer başlık bulunmakta. Türkiye'nin NATO'dan ayrılıp incilik gibi askeri üsleri kapatması sonucunda NATO'nun önemli silahları Türkiye'nin elinde kalabilir. Bu da demektir ki dünyada nükleere sahip birkaç ülkeden biri olabiliriz. Hadi başlıklar bize kalmasa bile NATO askeri teçhizatlarda değişikliğe gitmek zorunda kalabilir. Bunun sebebi ise NATO envanterine sahip olan Türkiye'nin bu teçhizatlar konusunda büyük bir bilgi birikimi olacağından karşı teknoloji üretimine başlayabilir. Bu teçhizatların üretimini NATO düşmanı ülkelere satmaya başladığı anda NATO için işler hiç de iyiye gitmez ve dünyanın kutbu gerçekten batıdan doğuya kayabilir. Türkiye bunu tek başına başarabilecek bir öneme sahip. Peki Türkiye'nin başına hiçbir şey gelmeyecek mi? Gelecek, hem de fazlasıyla. Öncelikle NATO'dan çıkmamız bizi açık hedef haline getirecek. Potansiyel olarak Suriye, İran, Ermenistan, Yunanistan ve Rusya düşmanlarımız olacak. Fakat yeni müttefik arayışımızdan dolayı Rusya ile düşmanlıktan daha çok ittifaklık yapma olasılığımız daha yüksek. Yine de bu durum Türkiye'nin açık hedef olmadığı anlamına gelmiyor. Ülkenin yiyeceği ambargolardan bahsetmeye pek de gerek yok aslında. Bize hain damgası vurup Türkiye karşıtı politikaları destekleyeceklerdir. Bunlardan en önemlisi Türkiye'nin yıllardır uğraştığı terör sorunu çok daha büyük bir seviyeye ulaşacaktır. Türkiye askeri envanter konusunda NATO standartlarına bağlı ve çoğunlukla NATO silahları kullanmakta. NATO'dan ayrıldığımız vakit Türkiye'nin bu standartlardan arınması bir hayli zaman alır. Ve bu zaman aralığında Türkiye askeri anlamda ciddi bir zayıflama yaşar. Ülke harcamaların büyük bir bölümünü askeriye ayıracağından ekonomik olarak çok büyük bir zarar görürüz. Bunun yanında potansiyel düşmanlardan biri olan Yunanistan'dan da bahsetmiştim. Halihazırda bugün bile Yunanistan ile gerginlikler devam ediyor. NATO'dan ayrıldığımız durumda doğuya ayırdığımız askeri gücün aynısını batıya ayırmamız gerekiyor. Yoksa batıda en ufak bir kıvılcım sonucunda 3. Dünya Savaşı'nı başlatabilecek bir savaş bile gerçekleşebilir. Yunanistan ile savaş durumuna geleceğimizden emin olmasam da çatışmalar yaşayacağımız kesin. O da Kıbrıs üzerinden. Kıbrıs meselesi aynı bugün Çin-Tayvan gerginliği kıvamında dünya siyasetini çok meşgul edecek bir seviyeye ulaşacaktır. Kıbrıs üzerine bir harekat başlatılıp ikiye bölünmüş adayı iki tarafla tek çatı altında toplamaya çalışacaktır. Bunun yanında Akdeniz'deki sondaj arama çalışmalarımız seyri inanılmaz değişecektir. Bu iki ülkenin gemilerinin artık sadece gövde gösterisiyle yetinmek zorunda kalacağı bir sebep kalmayacaktır. Rusya konusuna geri dönmek istiyorum. Türkiye'den NATO'dan ayrılması sonucunda muhtemel ittifak adayımız Rusya olacağında Rusya bu durumu çok güzel kullanacaktır. İncilik üssü gibi ülkede Rus üslerinin açılması çok büyük bir ihtimal. Bunun yanında Rusya'ya karşı diplomatik saygınlığımızı kaybetmemiz çok büyük ihtimal. Çünkü böyle bir durumda koruyucu beleğimiz olarak Rusları göreceğiz. Hatta eğer buna çok müsamaha gösterilirse ilerleyen zamanlarda Rusya'nın uydusuna bile dönüşebiliriz ki bu bir beka sorunu haline gelir. Demem o ki NATO'dan ayrılmak hiç
hiç öyle kolay bir iş değil. Ve bana sorarsanız mantıklı da değil. NATO-Türkiye ilişkilerinin bozulması her iki taraf için de çok büyük sorunlar yol açacaktır. Bu sorunların yaşanması sadece Rusya ve Çin'in elini güçlendirecektir. NATO ile her ne kadar ilişkilerimiz zayıflamaya başlasa da Türkiye NATO'nun vazgeçilmez bir parçası durumunda. Bundan dolayı NATO Türkiye'yi kaybetmek istemez. Türkiye de NATO'dan kopamaz. İlerleyen zamanlarda dünya siyaseti ne hale gelir hiç bilmem. Ancak bildiğim tek bir şey var ki Türkiye NATO içerisinde gücünü fark etmesi gerekiyor. Sözünü geçirebilen ve NATO'yu yönetebilecek potansiyelde bir ülke. Ancak Türkiye bunun farkında değil. Kendimize gelmeli. Yeri geldiği zaman masa yumruğunu vurmalı. Yeri geldiği zaman ittifaka yardımcı olmalı. Yeri geldiği zaman öncü olmalıyız. Ancak Türkiye hem Doğu hem de Batı ülkesi olduğundan geleceği için en doğru kararı seçmelidir.